اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. جماعة المسلمين إخوان الدين. El Edebü'l Müfret'ten bugün 27. dersi yapacağız inşallah. Evvela okuduğum ayet-i kerime ile başlıyoruz. Bu ayet-i kerime Kehf suresinden. Kur'an-ı Kerim'deki sayfa numarası 298. Ayet numarası 46 Kehf suresi. 46. ayet-i kerime. Mevla'mız Celle Celaluhu buyuruyor. El malu mal yani mal namına ne varsa hepsi buna girer. Menkuller, gayrimenkuller, nakitler, efendim madenler, cevherler Efendim, yapılar, fabrikalar hepsi. El malu, mal. Vel benune ve erkek çocuklar ki e, kız çocukları da buna ekleyebiliriz. Ve de çocuklardan olan torunlar. Bunlar zinetül hayatid dünya dünya hayatın dünya olan hayat el hayatu hayat öyle hayat ki ed dünya dünya burada ismi taftil, müfret müennes oluyor edna edne yani Ednevne, edani, dünya. Bir manası çok yakın demek. Yani şu anda hali hazır, e, hayat demektir. İçinde bulunduğumuz hayat demektir. Dünya hayatından sonra ahiret geliyor. Ahiret, ahirun, ahirani, ahirune geçiyorum. Cem mükesselleri atlıyorum. Ahiretun. Yani el hayatu hayat el ahiretu. Yani sonra gelen demek. Dünyadan sonra geliyoruz. Ama dünya gibi geçmiyoruz. Geliz kalız. Başlar bitmez. Dünya fanidir. Ahiret alemi ise ebedidir. Ve Müslümanlar bizler esas itibariyle ahiretliyiz. Bize nerelisin sorulduğunda bunun en doğru cevabı ahiretliyim. Nerede oturuyorsun sorulduğunda Fatih'te oturan Fatih'te oturuyorum der. Eyüp'te de Sultan'da oturan Eyüp Sultan'da der. Anadolu'da herhangi bir vilayette oturan, bir ilçede oturan, bir köyde oturan köyünü ikzedes. Oturduğumuz yerler buralar yani. Ama biz ahiretliyiz Müslümanlar. Evet. Dünyada ahiretteki yerimizin tespiti için böyle bir kısa süre bulunduruluyoruz ahiretteki yerimiz buradan tespit ediliyor. Şimdi dünya buma yakın, çok yakın hayat. Yani şu an içinde olduğumuz hayat. Ahiret ise sonra gelen demek. Fakat Müslümanlar dünyanın bir manası daha vardır. O da nedir? Edna müzekker, dünya müennes. Diğer bir manası çok deni demektir. Yani çok alçak demektir. Değersiz demektir. Bu zaten dünyayı yaratan Allah Teala'nın ayetlerinden bellidir bizim bakışımız, dünyaya bakışımız, dünyayı değerlendirmemizin bir önemi yok. Çünkü dünyada bizim dünyanın efendim var olmasında, dünyanın varlığını sürdürmesinde bizim hiçbir katkımız yok. Emeğimiz yok dünyada. Dünyada bizim bir şeyimiz yok ki. Bizden evvel dünya vardı. Bizden sonra da bir süre var olacak. Dünya bütünüyle Allah Teala'nındır. Ve lillahi'l ahiret de onundur. Esel ve lillahi'l ahiretu vel ula. Ahiret de Allah'ındır. Dünyada onundur. Ve bir başka ayetinde Esel ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? Sen bir şey yapan olunca biz hiçbir şey yaratmayız. Yaparız. Onu yapan olunca onu en iyi bilen olarak görülüyoruz. Peki ya yaratan? Ela ya'lemu men halak. Yaratan bilmez mi? En iyi o bilir. İşte o Allahu Teala ahireti bildiriyor. Dünyayı da bildiriyor. Yani iş, işte birçok ayetlerinde iki tane ayet kelime hatırlıyorum. İn, فَلَا تَوْرَنَّكُمُ Hayatı dünya <الْدُّنْيَا> Bu dünya hayat sizi aldatmasın. Cemaati Müslümin altın diye görünen gerçekten de altın olan şey insanı aldatmaz. İnsan altın olarak görülen gerçekten de altın olan şeye aldanmış sayılmaz. Aldanmış insan Kimdir? Nasıl aldanız? Teneke'ye de kimse aldanmaz. Yani bir insan teneke, kendisini teneke olarak gösteriyor. Buna da kimse aldanmaz ama altın gibi görünen teneke işte insan buna aldanır. Allah Teala dünyası aldatmasın. E, dünya bize çok hoş geliyor. Doyulmaz, vazgeçilmez geliyoruz. E zaten böyle gerçekte de böyleyse o zaman biz aldanmış olmuyoruz. Halbuki Allahu Teala aldatmasın sizi dediğine göre demek göründüğü gibi değildir. Ama ben öyle görüyorum. Ya ben ben sen biz siz yani dünyaya ne emeğimiz var ki? Hiçbir şeyimiz yok. Allahu Teala dünyayı yaratmış. Şimdi benim bakışım geçerli oluyor. Allahu Teala'nın buyurması bir şey ifade etmeyecek öyle mi? Evet. Allah Teala dünyası aldatmasın. Bu ayet kelime üzerine uzun uzun durulabilir. Zaten başka ayetler de bu işi daha da perçinliyor. Allah Teala dünyayı süsledik diyor. Yani altına boya atılmaz. Kimse attırmaz. Altının boyaya ihtiyacı yoktur. Ama bir şey altın değil de altın diye gösterilmek isteniyorsa işte tenekeyi düşünün. Altın olarak e, gösterilmek isteniyorsa bu sefer boyaya ihtiyacı var. Allah Teala dünyayı süsledik buyuruyor. Ahireti süsledik buyurmuyor. Niye? Ahirette ve fil azab ve fil ahiret azabı şiddetli, şiddetli azap var. Ve mağfiretü min Allah ve Allah'ın mağfiret ve rızasının olduğu cennet var. Bir cennet var, bir cehennem var. Ne cennet aldatıyor, ne cehennem. Cehennem cehennem gibi cehennem. Göründüğü gibi cehennem. Yarın yani. Cennet ya cennet cennet gibi gözüktü ama cennet değilmiş diye bir şey yok. Cennet de aldatmıyor. Cennet de olduğu gibi, cehennem de olduğu gibi. Ama dünya olduğundan farklı. Onun için Cenab-ı Hak dünyası aldatmasın buyuruyor. Yani senin bakışına, senin görüşüne, senin dünyaya yaklaşımına aldanma. Zaten senin gözün, senin anlayışan diyorsun ya akıl akıl diyorsun. Senin aklın yetseydi Kur'an'a gerek kalmazdı. Kur'an-ı Kerim akılsızlara gelmemiştir. Akıllara gelmiştir ki aklına değil Kur'an'a uy. Kur'an'a bak. İşte Mevla buyuruyor. El malumal mal ve benune. Erkek çocuklar. Zinetül hayatid dünya. Bu alçak, değersiz hayatın süsüdür. Süs. E bir şeyin kendisi gidiyorsa onun süsü kalır mı? Bir şeyin kendisi değersiz ise, mesela işte teneke altın suyuna batırılmış. Yani özü tene, teneke, bir şeyin aslı teneke demir. Yani bunun şimdi süsü neye yarar ki? Sadece aldatmaya yarar. Hiçbir değer ifade etmez. Hatta insan o süse kızar. Bir yerden aşağıya bir araba yuvarlanıyor. E süsü var mıydı yok muydu? Ya yuvarlanan bir araba süslü olsa ne olur? Süslü olsa ne olur? Dünya gidiyor. Dünyanın süsü ne işe yarar? İşte yani fanidir bunlar. Dolayısıyla bu fani olan mal ve evladı sen ölümsüzleştir. Bunları değere geçir. Bunları değerlendir. Nasıl değerlendireceksin? Şey, malını helalden kazanıp Allah'ın razı olduğu yerlerde harcamak en geniş manasıyla bir cümleyle. Evlatlar da evlatları da ahirete hazırlamak. Ama ahirette ceh cehenneme cehenneme odun değil ha. Ayet kelime de eee in esal innekum ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem. Efendim yani siz ve Allah Teala'dan başka taptıklarınız cehennemin odunlarısınız buyuruyoruz. Allah Teala onlara buyuruyoruz. Şimdi cehenneme eleman yetiştirmeyeceğiz cemaat-i müslimin. Ya o evlatlar bizim göstergemizdir. Allahu Teala hamur gibi bize veriyor ve o nesil bizim eserimiz olarak ortaya çıkıyor. Yani fırından çıkan bir şey demek ki fırıncının elinde o şekli almış demektir. Bugünkü nesil eğitenlerin eseridir. Yani bunun iyisine sahip ol, kötüsüne sahip ol, olmasan bile senin eserindir. Ya onu sen bozdun, kötüyü diyorum. Yahut da birileri bozarken sen seyirci kaldın. İyiler, ya sen onu doğrudan doğruya iyi olarak yetiştirdin. Yahut da iyi olarak yetiştirene teslim ettin. Yani nesil bizim göstergemizdir, bizim geleceğimizdir. Onun için dünya şartlarında nesillerimizi bizden daha dindar yetiştirmeliyiz. O zaman Evladımız, torunumuz yani bizim için bir değer ifade etmiş olur. Yoksa yok. Bakma öyle buyuruyor devamında ayet iki cümle. Vel akiyatu yani dünya gidiyor, süsü kalmaz ki. Mal, çolu çocuk bunlar öldüğün zaman zaten ölenler hepsini bırakıyor belli işte ölenlerden belli. Adam dünyada bile e, yani malından mahrum kalabiliyor mahrum evlatlarından adam metruk bir vaziyette terk edilmiş kimsesiz böyle bir adam gördük adam gittik ziyaret ettik adam efendim şey yurt dışında bulunduğu yerde yere Anadolu'dan bir sürü insan getirmiş onlara öncülük etmiş sonra orada çok mal kazanmış yani servet sahibi olmuş ama adam yaşlanmış Şimdi onun servetini oğulları güzelce e, kendilerine göre değerlendiriyor. Babalarını huzur evi denilen yere koydular. Orada gittik adam ziyaret ettik. Adam iki gözü iki çeşme ağlıyor. Evet. Bak görüyor musunuz? Daha dünyadayken evlat yok, mal da yok. Kaldı ki öyle ölümle beraber temelli bir şekilde gidecek. O halde o halde malımızı ahirete intikal ettirebilelim. Evlatları da ahiret sermayesi yapabilelim deyip geçelim. Mevla buyuruyor ki vel bakiyatu bunlar geçicidir. Peki kalıcı nedir? Es salihatu salihelerdir. Yani tek başına evlat, tek başına mal hiçbir şey ifade etmez. Allah'ın düşmanlarına da Cenab-ı bunları vermiştir. Bizim malımızın, bizim evladımızın düşmana verilenden bir farkı olması lazım. Nedir o fark? Onlarınki dünyalarında bir süre efendim bir şey ifade eder ama sonra o mal ve o evlat efendim kesinlikle ahirette onun için biz kazanç değildir. Hatta çoğu kez kayıp olabiliyor. Ama Müslüman öyle değil. Müslüman malıyla, Müslüman yetiştirdiği imanlı nesliyle bunları ahirete aktarmış olur. Ahiret sermayesi yapmış olur. İyi evlat yetiştirirsin, bak o kalır. O kalır. Biz el edebül mutfret derslerinde başlarda bunu okuduk. Hadis-i okuduk, geçtik. Ee, mal mesela, mal, sen bu malını helalden kazanırsın, meşru ihtiyaçlarını harcarsın, zekatını verirsin, fitresini verirsin, kurbanı kesersin, Faz olduğu takdirde haccı yaparsın. Ondan sonra da hayırlarda bunu harcarsın. Ya bu mal senin için dünya malı olmaktan, dünyada kalmaktan çıkmıştır. Değerlendirilmiştir bu mal. Aynen toprağa atılan tohum gibi. Torbadaki tohum kayıptır biliyor musun? Sen o tohumu esirgesen, ben bundan geçemem, ben bunu atamam dersen to torbada çürütürsün onu. Ama toprağa atıp toprakta çürüttüğün o senin oluyor. Bu da bunun gibi. Mevla buyuruyor ki vel bakiyatu kalıcı olanlar es salihatu yani her şey kalıcıdır. Ee, bu önümüzdeki ayette yani ayet 49'da anlatılıyor. Her şeyimiz bizim kaydediliyor ve kalıcı karşımıza çıkacaktır. Ama karşımıza çıkacak yani yarın ahirette karşımıza çıkacak olan iyi şeyler. İyi şeyler, vel bakiyatu kalıcı olanlar. Hangi hepsi kalıcı? İnsanın sözü, özü hepsi kaydedilir ahirette karşına çıkar. Ama vel bakiyatu kalıcı olanlar öyle kalıcı ki es-salihatu, iyi, faydalı olanlar evlat, mal vesaire. Evet, hayrun daha hayırlıdır. de rabbike rabbinin katında sevaben sevap bakımından yani kazanç bakımından ve hayrun daha hayırlıdır emelen emel yani beklenti bakımından. İnsan işte malım olsa da olsun e işte rahat olayım ileride rahat olayım yaşlılıkta efendim evladım olsun malım sahipsiz kalmasın efendim malım olsun çolu çocuğum rahat olsun. Bunlar gelip geçici şeyler. Gelip geçici şeyler. Arzu edilecek olan şey nedir? Kalıcı olanlardır. Ama unutmayın haramlar da kalıcıdır. İsyanlar da kalıyor. Karşına çıkıyor. Vel bakiyatu es salihatu buyuruyor. Yani kalıcı olanlardan sana faydalı olan ahiretinde sana faydası olacak o kalıcı eserlerin senin ki mal insanın bir eseridir. Evlat da insanın eseridir. Şu evlatlar bizim eserimiz. Evet. işte onlar Rabbinin katında sevap bakımından daha hayırlı ve umulacak şey olarak onlar daha hayırlıdır buyuruldu. Böylece ayet-i tamamlamış olduk. Dersimize el edebül müfretten kaldığımız yerde devam ediyoruz. Evet. 78. baptayız. Babu Fadlil Mer'eti. Şimdi şunu hemen bir hatırlatma olarak ifade edeyim. Yani siz de takdir edersiniz ki bugünkü dersi iyi anlayabilmek için dünkü derse bunu eklemek lazım. Şimdi bu El Edebül Müfret yani bir bütün olarak yazılmış ama biz bunu bir dersi okuyacak değiliz. Ders ders bunu yapıyoruz. Dolayısıyla bir derste diğer bir ders arasında hele en az bir gün geçiyor. Bu bakımdan e, her dersi bir önceki derse, bir sonraki dersi bir önceki derse ekleyebilmeliyiz ki bir bütün olarak meseleye vakıf olalım. Şimdi fazlül mer'e kadının üstünlüğü. İza tasabberat sabrettiği zaman ala veledihâ yani Çocuğu üzere sabrettiği zaman ne demektir bu? Yani e, o e, bir hanımın çocuğu var. Eşi öldü veya boşandı. Eşi onu boşadı. Bu kadın kendi başına kaldı. Ha e, mubahtır. Çocuğunu bırakır artık. Ee, kocasına kocasının eski kocasına veya yakınlarına olmasa devlete kendisi gider evlenir. Ama Resulullah efendimiz buyuruyor ki bir e, şey hadis okuyacağız. Ee, bir e, başlığı okuyalım. فَضْلِ mer'eti ida تَصَبَّرَتْ ala waladiha. Çocuğuna karşı onun zorluklarına, zahmetlerine, yokluklarına efendim katlanıyor. Velem tetezevveç evlenmiyor. Çocuğunu yani büyütmek için. İşte bununla ilgili hadis okuyacağız. An Avf ibn Malik. Avf ibn Malik'ten rivayet ediliyor. Hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den kale Resulullah Efendimiz buyurdu. Ene ben Efendimiz buyuruyor ki ben ve mra'etun sa'fa'u ve mra'etun sef'a'u Vemrayetün ve kadın öyle kadın ki sefaul haddeyn yani yanakları morarmış kadın vemrayetün ben ve bir de bir kadın ki öyle kadın ki sefau sefa bu da e, yani esfau esfaani suf'un sef'a'e müennes ehmeru hamra'e gibi sef'a'e sef'a yani morarmış el-Khedde'in yanakları kim bu oluyor? imra'etun bu bir hanım ki amet yani dul kaldı ya kocası öldü veya boşandı ayrıldı minzevciye eşinden dul kaldı fe ama sabretti ala velediha çocuğu üzere. Yani çocuğunu büyütmek üzere sabretti. İnsan bir eş ister. Hadi o isteğini içine gömdü. Veya e, e, o çocuğu bakmanın külfeti, zahmeti, masrafı vardı. Sonuçta dul bir hanım efendim. Bunlara katlandı. Burada yanağı efendim morarmış demesi yani illa böyle bir yanağında mor morluk olacak manasında değildir. Şehlere baktım. Yani kadın çile çekmiş. Kadın darlanmış, kadın zorlanmış. Efendim yokluklar görmüş. Bel hatta başka rivayetlerde İmam Ebu Davud'un rivayetinde zati mensubin ve cemalin diye ibare var. Yani güzel de bir hanım yani istese evlenebilir kolay bir şekilde. Ama sırf şu çocuğum efendim yani yuva dedikleri çocuk bakım evlerine düşmesin, uvey anneye düşmesin, efendim annesiz olmasın, babadan yetim kaldı, anadan öksüz kalmasın diye efendim kendisini o çocuğun bakımına hapseden kadınla ben kehâteyni fil cennet cennette böyle olacağız Resulullah buyuruyor bana o kadar yakındır demektir Allah bu annelerden bu hanımlardan razı olsun yani sonuçta evlenenlere bir şey denmez yani evlenmekte meşrudur ama bu ayrıca yani büyük bir fedakarlık gösteriyor bu hanım. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ene ben ve ve bir hanım ki Sef'a'u el haddeyn yanakları morarmış imraetun bir hanım ki ahmet min zevciha eşinden dul kaldı vefat veya boşanma sebebiyle ama fasabarat ala veladiha çocuğuna karşı sabretti. Evlenebilirdi de işte dediğim gibi Ebu Davud'un rivayetinde mensip ve cemal güzellik sahibi ve itibarlı bir hanım efendim, olduğu halde sırf yetiminden yetimlerinden dolayı evlenmeyen kadın cennette benimle böyle olacak Resulullah buyuruyor. 79. bab babu edebil yetim. Yetimi terbiye etme babı. Şimdi yetim babası olmayandır. E, çocuğu babası terbiye eder. E, annesi terbiye eder. Ama e, yetim bir çocuk kimsesiz diye bu terbiyesiz af buyurun kalmaması lazım. Mutlaka terbiye edilmeli. Çünkü sen bunu terbiyeden mahrum bırakırsan yarın bu büyüyecek toplumda terbiye almamış, terbiye görmemiş bir insan olarak yani e, ne kadar zararlar olabilir? Evet. An Şümeysete el Atekiye tabiinden bir hanım. Kalet diyor ki Zükire edebul yetimi inde Aişete radıyallahu anha. Hazreti Ayşe annemizin yanında, onun bulunduğu, onun huzurunda yetim çocuğun terbiye edilmesi anıldı. Fekalet. Hazreti Ayşe annemiz ki basit gelmesin bize ha. Hazreti Ayşe annemiz. Resulullah Efendim dininizin üçte ikisini bu Humeyra'dan öğrenin buyuruyor. Evet. Hazreti Ayşe annem buyurdu ki inni le yetim ben yetimi gerektiği zaman gerektiği kadar dövü, döverim, dövüyorum. Hatta yembesita yani uslanıncaya kadar diyelim. Uslanıncaya kadar ben onu dövüyorum. Uslanması için. Hz. Ayşe annemiz kardeşini yetimlerini büyütürmüş. Kardeşinin kardeşi ölmüş. Onun çocuklarını büyütüyor. Efendim demek şey olarak, e, hala olarak yeğenlerini büyütüyoruz. Onlar diyor, diyorum Hazreti Ayşe annemiz bu. Demek ki e, yetimdir yetim. ya yetim de. Bunun terbiye ihtiyacı var. Senin bunu terbiye etmen buna iyilik etmendir. Etmemen buna iyilik değildir. Babu fadli men mate lehul velet. Şimdi bir başka bahse geldik. Çocuğu ölen ve buna da sabreden anne ve baba. 143. hadis-i şerif. An Ebi Hureyre taralıyallahu Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor ki Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kale Resulullah Efendimiz buyurdular La yemutu ölmez vefat etmez li ehadim biliniz için minel müslimin siz müslümanlardan birisi için telasetün üç minel veledi çocuktan sizden birinizin üç tane çocuğu ölmez ki fetemessehu ona dokunsun en naru ateş yani sizden birinizin üç tane çocuğu e, ölecek de ona ateş dokunacak olmaz İlla ancak tehilletel kasemi tehilletül kasem O müstesna buyuruyoruz. Tehilletül kasem tehille Müslümanlar yani burada bir manası çok az bir şey demektir. Fakat bir açayım burayı. Şimdi tehille çözmek demektir. bir ayetinde buyuruyor kat ferallahu tahillete tehillete eymanikum. Allah Teala yeminlerinizi çözmeyi size emretti. Yani yeminlerinizi yerine getirmeyi diyelim teferruatı vardır. Şimdi tehille çözme demek. Kasem yemin. Şimdi bir insan mesela der ki vallahi ben şu işi yapacağım der. Burada ne yapmış? Bir yemini bağlamış adeta. Şunu yapacağım diye yemin etmiş. Akt yani la yuahidukumullah billahi fi eymani ve la yuahidukum bima akadtumul eyman. Yemini münakide var zaten. Düğümlenme sanki yemini yaptığın zaman yani bir ipi düğümlemiş gibi oldun adeta şimdi tehille de onun çözülmesi şimdi ne dedin Allah'a yemin edelim ki şöyle yapacağım burada biz e, düğüm atmış oldun yemini düğümledin yemin ettiğin şeyi şimdi senden ne isteniz, o dediğini yapmak istenir yani o düğümü çözmen gerekiyor. Onun geline getirmen gerekiyor. Bunu şunun için tehilletül kasem yemini çözmek. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de ortasında Meryem suresinde allah Teala buyuruyor bir ayetinde işte es Billah sayfa 309 ve ayet yet, e, 71 Meryem suresi 71. ayet. Ve imminkum sizden hiç yoktur illa sizden kim varsa variduha cehenneme gelicidir. Gelicidir. Muhakkak her biriniz cehenneme geleceksiniz. Kâne oldu alâ rabbike Rabbin üzerine bu sizin her birinizin cehenneme gelmeniz hetmen bir vacip makliye hükmedilmiş. Ben kendime bunu vacip kıldım. Hepiniz cehenneme uğrayacaksınız. Buyuruluyor ya şimdi Mevla söz veriyor. İşte bu sözü çözmek için yani verdiği sözün gereğini yapmak için allah Teala onu cehenneme uğratır. Sizden biriniz üç çocuğu ölecek de ona cehennem dokunacak. Ah asla olmaz. Ancak tahilletul kasem müstesna. Yani Allah Teala'nın sözünü yerine getirmiş olmak için cehenneme uğratması başka. O zaman da artık ya azap eder veya etmese bile ki tefsirler böyle söylüyor. Cehenneme uğrar insan ama yanmaz. Mesela İbrahim Aleyhisselam Nemrut'un ateşine düştü ama yanmadı. Yani e, ayetin devamı zaten Sümmen necillezine takva ve nedelu zalimine ya <etriyâ> takva olanları cehennemden koruruz, kurtarırız. Zalimleri düz çökmüş vaziyette oraya bırakırız buyuruyor. Burada Allah e, Resulullah Efendimiz buyuruyor ki sizden birinizin üç çocuğu ölsün de ona cehennem dokunsun olmaz. Ancak tehilletül kasem yani yeminin gereği olarak cehenneme uğramak başkadır. Orada da Dediğim gibi azap görmeyebilirsin. Nitekim rivayetlerde vardır. Eee müminle cennete gidecek. Ya Rab, biz cehenneme uğradık mı? He uğradınız. Ama ateş görmedik, bir yeşillik görmediniz mi? Gör. İşte sizin cehenneminiz orası. Demek cehennem adamla göre değişiyor. Musa Aleyhisselam mesela sudan karşıya geçiyoruz. Ama aynı suda Firavun boğuluyor. Sen bugün mum, mum ateşine elini dokundursan yanars. İbrahim Aleyhisselam Nemrud'un ateşine atıldı, yanmadı. Evet. Peki. Sayfa 144. Şimdi burada ne gördük? Üç tane çocuğu ölene ve buna karşı sabredene evet cehennem ateşi dokunmuyor. Hanebi Hurayrete radıyallahu 144. hadis-i şerif Ennemra eten bir hanım etet et, geldi ennebiye sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve selleme bir sabiyim bir çocukla. Yani bir hanım Resulullah Efendimiz'e bir çocuk getirdi. Fekalet dedi. Udu'u leh. Ya Resulallah bunun için dua et. Hem yaşasın hem de sağlıklı olsun, imanlı olsun. Fakat defentu. Şüphesiz defnettim ya Resulallah. Selaseten üç taneyi defnettim. Üç taneyi mezara koydum, toprağa koydum ya Resulallah. Demek bu hanımın üç tane çocuğu vefat etmiş. Fekale. Resulullah Efendimiz bunun üzerine buyurdu ki İhtedar sen korundun bihidarin şedidin çok efendim şiddetli çok efendim kuvvetli biz engelle korundun minenler ateşten. Evet sen ateşten korundun. Bu senin için yani ateşle senin aranda bir şey oluyor. Hizar kitap gibi diyor şerte. Yani perde demektir. Duvar, perde. Evet. Yani lekad ihtazarti bi hizarin şedidin minen nar. Çok güçlü, kuvvetli, kalın bir duvarla sen ateşten korundun o çocuklar ateşe karşı sana duvar yani perdenin de ötesinde duvar olacak demektir. Burada hadis-i şerifler var. İşte evet. el Edebül Müfret'te okuyoruz. E burada bir eses bir, bir bir üç tane lisale var içerisinde bunun. Birisi İbn Recep el-Hanbeli'nin, birisi İmam Suyuti'nin, birisi de yani İbn Nasıs din ed dimeşkînin Bunu niye söylüyorum? Ulema efendilerimiz bu rivayetleri, bu kitapları oluşturuyor ki Müslüman'ın başına böyle bir ev, şey, ocağına ateş düştüğü zamanda yani evladı kaybettin ama bu ayetlerden, bu hadislerden bu efendim eee hususlardan habersiz olduğun için ağladın sızladın yırtındın çırpındın bu sefer ahirette kazanacağını da kaybettin. Ne yaradı bu iş? Çocuk gitti. Sevap da gitti. Yani dünyayı kaybettin belli. Sen ne şeyin gitti? Evladın gitti. Ama ahireti kazanalım. Nasıl kazanacağız? İşte bak bunlar bunun için yazıldı. Bunun için anlatılıyor bunlar. Burada ulema efendilerimiz tesliyetül aba babaları vel ummahat anneleri teselli etmek aynı faktil evlat evlatlarını kaybettiği zaman. yani kimin ne zaman başına ne gelecek bilinmez. Onun için insan her şeye kendini hazırlamalı. Müslümanlar. O anda sen kendini hazırlayamazsın. Bir insan bir şeyi yapacağı zaman öğrenmez önceden öğrenir O işle karşılaştığı zaman yapar Mesela yangın Söndüren adamlar itfaiyeciler Yangın söndürmeyi yangın anında e, Yapmazlar ondan önce Tatbikat yaparlar Yangın gibi böyle yangın var gibi Nasıl müdahale edeceksin Önce nereye müdahale edecek? Efendim Hepsi tatbikatla, uygulamalarla yapılır. Savaş tatbikatı yapılıyor mesela. Savaşırken savaş öğrenmez ki. Efendim sonra iş başa geldiğinde onu uyguluyorsun. Müslümanlar mesela sabır noktasında insan sabır tatbikatı yapması lazım. Bugün efendim koşan adamlar bakıyorsunuz veya çalışan adamlar akşama kadar çalışıyor yorulmuyor. Niye? İdmanlı olduğu için insan sabır noktasında da idman etmesi lazım. Nasıl? Yani o adam koşmaya başladığı anda koşmuyor ki. Ondan evvel hayata adamı koşmakla geçiyoruz. Sonra yarışa giriyoruz ve yorulmadan koşuyoruz. Şimdi biz de bela hangi bela ile karşılaşırız Allah bilir. Allah belalardan bizim muhafaza buyursun. Ama sonuçta takdir edilmişse bu gelecek. Şimdi bu bela başımıza geldiği zaman elimiz ayağımıza dolaşmaması lazım. O anda senin vereceğin tepki çok önemlidir. Evlat öldü. İsyan eden insanlar var. Çocuk gitti, sevap da gitti. Bu bakımdan normal vakitlerde işte şimdi hepiniz iyi günlerinizdesiniz. Ben bu işleri okuyacaksınız, dinleyeceksiniz ki Yarın Allah vermesin başınıza geldiği zaman gerekeni yapabilirsiniz. Aynı şey nimetler için de böyledir. İnsan iyi vakitlerde kendisini nimetlere alıştırmalı. Nasıl? Yani Allah şükür bahsini okumalı, Allah'ın şükreden kullarının hayat hikayesini okumalı ve dolayısıyla yarın hiç böyle umduğundan daha fazla bir nimete mazhar olduğu zaman şükretmeli, şımarmamalı. Evet. Bunlar nasıl olacak? E Müslümanlar. İşte Kur'an-ı Kerim'de allah Teala allah Teala mesela bir hasta kulundan bahseder. Bir kulun hastalığına. Eyüp Aleyhisselam arkasından buyurur ki inna وَجَدْنَاهُ sabira. Biz onu sabredici bulduk sabredici. Bak o halde ne yapacaksın? Eybasiye mi araştıracaksın? E, mesela e, şey, Nuh aleyhisselam için ne diyor? İnnehu kâne abden şekura. Nuh aleyhisselam çok şükreden bir kul idi. Bak Allah sabredeni de bahsediyor, şükredeni de bahsediyor. Evladını kaybeden işte Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam kaybetti. sabrun cemil dedi bak. Sabrı cemil. Hiç feryadı figan yok. Ha üzüntüden gözüne ak indi. Gözleri ağma oldu. Ama feryat figan yok. Bunlar için Müslümanlar siz neyi bekliyorsunuz? Yani Allah göstermesin bela duvarına çarpmayın mı bekliyoruz? Bugün işte şöyle afiyette olduğumuz günlerde kendimizi hem sabra hem şükre her şeye alıştırmalı. İşte bunun için bunları okumalı, dinlemeli. Evet. 145. hadis-i şerif An Halid el Absiyi tabiindendir. Bu kale dedi. Mate öldü. İbnunni benim bir oğlum öldü. Fevecettu buldum aleyhi o evladım üzerine vecden şedida. İçimde çok üzüntü yani. Evlat acısı yani buldum. Fekultu dedim o zaman Ya Ebu Hureyre. Demek Ebu Hureyre radıyallahu anh orada Ya Ebu Hureyre Ma semi'te minen nebiyyi şeyen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden ne duydun ki Tüsekhi bihi enfusena Yani bize Resulullah'tan duyduğun bir şey anlat da onunla Nefsimizi sakinleştirelim An mevtana Ölümüze karşı yani şu ölüm evladın evlat acısından acısına karşık yani yüreğimizi hoş edecek, bizi soğutacak, bizi efendim biraz rahatlatacak bize bir şey anlat. Kale tam adamla sormuşlar. Ebu Hurer radıyallahu efendim buyurdu ki Semiyatü minen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden duydum. Buyuruyor ki Sığarukum Sizin küçükleriniz yani küçük yaşta öle, ölen ahirete gönderdiğin çocuklar daamisul cenneti cennetin her tarafını dolaşan cennetin her tarafını e, dolaşan ve oradan ayrılmayan varlıklardır. Daamis duhumsun cemidir. Böyle e, suda olur. Sudan hiç çıkmaz bir canlı, bir böcek işte, bir kurt diyelim neyse işte bir canlı. Yani sizin o evlatlarınız hiç cennetten çıkmaz efendim ve e, sizin de onlar cennetle şey cehennemle sizin aranızda ne olur? Perde olurlar. An Cabir ibn Abdullah 146. hadis-i şerif Cabir Abdullah'tan kale o buyurdu ki Semiyetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. Resulullah Efendimizi duydum şöyle buyuruyordu. Men minel velet kimin üç tane çocuğu ölürse fehtesebehum ve onları ihtisab ederse ne demek? Onların acısının karşılığını Allah'tan bekler, acısını yüreğine gömer, sabreder, üzülür, gözyaşı akıtır ama isyan etmez. Onların Allah katında bir mükafat olacağına inanarak efendim tevekkülle karşılarsa dehele cennet. O cennete girdi bile. Kesin gelecek yani. Üç tane olursa. Kulna dedik, ki ya Resulallah ey Allah'ın Resulü vesnani peki üç dediniz de iki tane ölürse iki tane ölürse kale Resulullah ve ki vesnani iki tane de ölse aynıdır. Öyle kaldı. Kultu ben dedim diyor. Bu hadisi Cabir bin Abdullah'tan rivayet eden Mahmud ibn Lebit tabiinden o diyor ki ben dedim. Li Cabir'in Cabir bin Abdullah dedim ki vallahi vallahi era öyle düşünüyorum ki lev kultum siz Resulullah'a vahiden ya Resulullah bir tane e, iyi ahirete göndermiş olsa e, deseydiniz le kale herhalde o birisi için de e, aynı şeyi buyururdu o birisi için de mükafat vardır derdi e, dedim kale Abdullah e, Cabir bin Abdullah dedi ki ve ne adunnuhu vallahi vallahi ben de öyle zannediyorum yani Resulullah Efendimize e, Efendimiz üç tane buyurdu yarısı iki tane ölürse iki tane de öyledir buyurdu orada kaldı. E, tabi işte Lavi diyor ki, Cabir bin Abdullah dedim ki, vallahi bir tane ölse gene de e, bu böyle olur mu ya Resulallah deseydin, sorsaydınız herhalde o bir tane de olurdu derdi. Abdul Cabir bin Abdullah dedi ki ben de öyle düşünüyorum. Burada noktalıyoruz. Hepiniz Allah'a emanet ederiz. 140 7. hadis-i şerifte e, duruyoruz. İnşallah devam etmek üzere. El-Fatiha.